Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tarantulalarda kap seçimi, tarantulalarda yuva yapımı, tarantulalarda teraryum yapımı bunu anlatacağız. Torfunuz ve suyunuz hazırsa başlayalım. Şimdi arkadaşlar tarantulalarda, şöyle ilk önce şunu söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Bu bir tarantula kabuğudur. Eski canlılarımdan bir tanesi. Bir murinus kabuğu, L8 boyutundaki şöyle dişlerini de görebilirsiniz. Netlerse güzel olur. Evet. Şimdi bu L7 kabuğu. L7'den L8'e geçerkenki kabuğu bu. Bir murinusun. Şimdi ilk önce Tarantula'nın nasıl bir ihtiyacı olduğunu ve neye göre bir terarium yapacağımızı anlatalım. Ondan sonra başlayacağız. Şimdi Tarantula'lar dar alanı seviyor. Mesela hobiyle hiç alakası olmayan insanlar evinize gelip ve canlınızı gösterdiğinizde o kişi diyecek ki lan günahına giriyorsun bu canlının. Ne bileyim şu kadarcık bir kapta bakılır mı diyecek. E siz de diyeceğiniz şey şu ki doğada da kocaman bir orman içinde o kadarcık alanda yaşıyor bu canlı. Tarantulaların doğadaki mantığı şudur. Küçük bir alan ne bileyim yani, bir bire bir, bir metrekarelik bir alan düşünün. O arası onun evi oluyor. Oraya giren canlılar onun yeme Bu kadar. Hani o tarantula çıkıp da yem aramaz. Hani o bir metre kare alan dediğimde mesela ne bileyim adult mesela el kadar bir tarantula için falan söylüyorum. Yani şöyle bir canlı dediğim gibi şöyle küçük bir alandan 5-10 metre 5-10 metre diyorum yani küçük bir alanda yaşıyorlar yani onun Yuvasının etrafına gelen canlıları da yiyerek besleniyor. Yapıları bu şekilde genel olarak <laughs> genel olarak istisnalar olabilir tabii ki. Eee Bunları anlattıktan sonra şu şunu da söyleyelim. Şunu şöyle yapalım. Tarantulalarda dediğim gibi daralan seviyorlar. Küçük kaplar tercih edebilirsiniz. Onun haricinde tarantularınızın boyutuyla yaşadıkları alan orantılı olarak büyümeli. Şimdi bunları tek tek anlatacağız. Şimdi önümüzde dört tane kutu var sizin de gördüğünüz gibi. Şimdi aldığınız canlınızın ihtiyacını bilmeniz gerekiyor ilk öncelikle şu anda hani biz bir canlı falan transfer etmeyeceğiz. Elimde canlı yok bildiğiniz gibi diğer videomuzda da söylemiştim. Ha bu arada diğer video demişken ilk başta genel bilgileri attığımda çok emin değildim bu konuda ama şu anda kararlaştırdım. Yeni başlayan arkadaşların, tecrübesiz arkadaşların genellikle sorun yaşadığı konuları canlı göstermeden çünkü gösteremiyoruz. Elimizde yok ve yasalar gereği göstermemeniz gerekiyor. Onun için hani bu şekilde yani anlatarak onların ya yardımcı onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Temel gayemiz bu. Şimdi taram solanızın ilk baş konuya da geri dönersek taram solanızın ihtiyacınızı bilmeniz gerekiyor. Şimdi aldığınız bir canlının yer türü mü, ağaç türü mü? çalılık dediğimiz bir ara türü daha var. Murinus tarzı şu canlı tarzı küçük yükseltilerin üzerinde yaşayan küçük canlılar yer türü diye de geçen canlılar da olabiliyor. Bunun da araştırılmasını yapılmış olması gerekiyor. Şimdi çünkü farklı farklı terörümlerde bakılıyor. Sinink canlılarda istisna olarak sininklerde genel olarak hepsi kabulüdür. Hepsi genel bir torf kalınlığı üzerinde yaşıyorlar. Çok ayrıntıları olmuyor. Küçük ayrıntı farklılıkları ile birlikte. L3, L4'ten sonra da kendi ihtiyaçlarına göre ayırmanız gerekiyor vesaire vesaire. Ayrıntılarına çok girmeden genel olarak anlatacağız. Şimdi tarantulanız mesela diyelim bir sling canlı ile hobiye başladınız. Şimdi ilk önce hobiye başlarken canlınızın bir kedi köpek gibi sorumluluğuna girebilmeniz gerektiğini bilincinde olmanız gerekiyor. Sorumluluğuna girmeniz gerektiği bilincinde olmanız gerekiyor diye düzeltebiliriz cümlemizi. Şimdi bu sorumluluk ne? Şimdi canlınızın gerek duyduğu temel ihtiyaçları sağlamanız gerekiyor. Yani slink bir canlı edindiniz diyelim ve bu canlı 27 derecede yaşıyor mesela. 26-25 derece olası sıcaklığında. Ve eğer sizin odanız soğuksa bir ısıtıcı pettir vesairedir. Bu canlının temel ihtiyaçlarını, temel sıcaklık ihtiyacını karşılamanız gerekiyor. Şimdi Onları geçtik diyelim. Bizim konumuz olan terarüme geldik. Şimdi canlınız bir sling canlı diyelim. L1, L2 ve ağaç türü. Ağaç türleri için şu şekilde. Şimdi şöyle tutarsak. Bunlar boncuk kutusudur. Şöyle üzerine delmişim görüyorsunuz. Şöyle tutarsam daha net gözüküyor. Yani bir parmağın boyutunda neredeyse küçük bir kutu. Sling L1, L2, L3, L4 canlı Ağaç L4 çok değil de L1, L2, L3 ağaç türü canlılarınız için en ideal kaptır. Bunun yerine kürdan kutusu kullanılır mı? Kullanılır. Ama daha dar alan sevdiklerini söylediğim için eğer bakabiliyorsanız böyle küçük dar bir ortamda bakmanız daha e, yararlı olacaktır sizin için. Hemen bir kurulumunu yapalım bunun. Size yardımcı olur. Şimdi ben yan taraflarından delik delmeyeceğim ama siz buca bu, kabı, e, bu <laughs> bu kap içerisinde canlıya bakacaksınız. Yan taraflarınızdan da yan taraflarından da küçük küçük delikler delip canlı yani kabın teraryumun hava sirkülasyonunu en maksimum dereceye çıkartmanızı rica ediyorum. Ben bunu da canlı yem tutuyorum ne bileyim canlı yemleri tutup bu, bu kabın içinde götürüp semenderlere karıncalara veriyorum. Hani taratıza bakmıyorum dediğim gibi küçük delikler delmişim gördüğünüz gibi o da ne bileyim o benim pimpirikliğim diyebiliriz. Yani o canlı o taşırken sorun olmasın, strese girmesin tarzı, havasız kalmasın tarzı düşünelim. Şimdi önceden getirdiğim, şimdi torfu da şöyle göstereyim. Torfu şu küçük tanecikli olanlarını kullanın. Şurada koyduğum şeyleri de anlatmak için göster koydum. Bu tarzda çöpler çıkabilir torfunuzun içinde. Onları ayıklayıp şu şekilde temiz ve sade olanları kullanın. Ot şu şekilde bakın ot ağırlıklı olarak o otu nasıl gösteririm? Şu şekilde gösteririm size. Bakın. Görüyor musunuz? Ot ve çöpleri. Bu çöp ve ot ağırlığında bir teraryum ağırlığın yaptığınız an canlınızı bulma ihtimaliniz daha düşük. Yani canlınız o çalıların arasında bir yuva yapar ve siz o canlıyı takip etmeniz zorlaşır. Bunu diyelim ve başlayalım. Şimdi canlınız bir ağaç türü. Dediğim gibi. Onun için minimum değer değerde Torf kullanabilirsiniz. Yine birazcık kullanın. Ben dökülmesin diye azar azar koyuyorum. Yanlış anlaşılmam olmasın. Bu kadar az kullanmayın tabii ki. İdealini göstereceğim. Ee, bu delik konusunda da ağaç türleri nem seven canlılardır. Onun için hani yanlardan delmeyip azar azar su sıkarsanız da çok sorun yaşamazsınız. gene döktük ya, yani, o kadar uğraştık. Şimdi. Ağaç türü dediğimiz için doğal olarak bir ağaç motifi de sağlamamız gerekiyor. Kürdan kullanılır genelde. Kürdanlarda paslanma sorunu olabilir. Onun için değiştirmeniz iyi olacaktır. Şöyle ortadan ikiye kırdık kürdanı. Şu çapakları alabilirsiniz. Canınıza zarar vermesin. Şu şekilde çaprazlamasından attınız bunları. Bakın. Kamera açısından o kadar ters atmışız ki. Şimdi bunlara biraz da daha... şöyle bir şey deneyeceğim. Hı, tamamdır. Anlattığım şeyi sizde yaptığım uyguladığım şeyleri size direkt görebilin diye böyle bir şey yapıyorum şu anda. Şimdi ee, ağaç türleri dediğim gibi nem seven canlılar. O yüzden Nemi direkt böyle fıs fıs şeklinde sıkmaktansa böyle küçük kaplarda. Çünkü canlarına strese girer o fıs fıslarda. Şu şekilde şırıngaya su doldurup yavaş yavaş basabilirsiniz. Şimdi ağaç motiflerini bir çıkartalım biz. Yani ağaç motifi dediğim kürdanları bir çıkartalım. Nemlemeyi nasıl yaptığımı hemen ben size göstereceğim ardından diğer teraryuma geçeceğiz. Şimdi nemlemeyi yaparken bunun içinde canlı olmadığı için rahat rahat davranabiliriz çok sıkmadan. Ben görmüyorum ki yaptığını. Ben bir yapayım da şu an. Şurada bir yapayım hemen iki dakika. Tamamdır. Evet ideal. Şu şekilde bakın. Görüyor musunuz? Şu an zoom girdiğim için de çok gözükmüyor. Net. Şu taraf ıslak. Teraryumun yarısı. Kabın yarısı ıslak, torfun yarısı ıslak, yarısı kuru. Şu an çok net olmuyor zoom Bundan çıkalım. Eski açımıza geri dönelim. Tamamdır. Şimdi belki belki şu an daha net görebiliyorsunuzdur. Torfun torf da biraz e, az olduğu için hani sıktığımız veya yani şu yan taraftan daha da güzel gözüküyor. Yarısı ıslak, yarısı kuru. Bu neden? Camlınız susadığı zaman su içer, susamadığı zaman kuralana kuru alana geçer. Çok da nem ihtiyaçları olmadığı için çok da nem ihtiyaçları olmadığı için çok yanlış cümleler kuruyorum arkadaşlar diyor. Ne oluyor lan? Bilen arkadaşlar özellikle. Yanlış cümleler kurduk. Kusura kalmayın. Şimdi şu şekilde ağaç motiflerimizi de attık. Kapağını da kapattık. Tabii bu nemleme olayını da siz canlınızın ihtiyacını bildiğini bildiğinizi farz ederek ihtiyacı kadar koyun. Ölçebiliyorsanız nemini ölçün. Öyle şeyler yapın. Bu L1, L2 ağaç türü için gayet idealdir. Bu şekilde koyalım. Bir de bu yan taraftan çekelim bunu. Ee, şöyle. Bakın. Gayet güzel, şirin. L1, L2 canlı için gayet ideal. Bir terarium oldu. Şimdi diğer terarımıza geçelim. Şimdi tekrardan sizlerle birlikteyiz. Şimdi de slink bir yer türü veya Yer türü ve e, Yer türü ve e, <laughs> Lan, türün adını unuttum neyse dur Ağaç türü yer türü Ulan Tomda Tarantulaları anlattığımız videoda Türün adını unuttuk iyi mi e, Toprak altı türü gigaslar hmm, Ulan aklıma gelmedi Siz anlamışsınızdır Işenmezsem ee, videonun tam bu kısmına yazacağım çok utandım şu anda Hani o kadar anlatıyoruz bilir kişi gibi Gigastır ne bileyim O tür kazan canlıların King babundur Kazan yer türü değil Tünel türü ulan Aklıma gelmedi ne kazıyor tünel oradan geldi aklıma Tünel türleri içinde bir Slink canlılar içinde bir sling tünel türleri içinde bir terarium yapıp bitireceğiz bu konuyu Ardından slinkten yine slink ama biraz daha büyük slinkler için kullanacağız. Şimdi bu kullandığım kaplar ne? Hemen onu söyleyeyim. Bu kap boya kabıdır. Tabi yıkadık, temizledik. E, kimyasallardan arındırılmış bir kap. Bu goaj boya akrilik boya kutusu. Akrilik boya kutusu olarak arattığınızda genellikle şu çıkar. Akrilik boya kutusu. Akrilik boyanın bulunduğu kutu. Desek daha da doğru olur. Sulu boyadır. Öyle boya kaplarının kullanabilirsiniz. Ne bileyim. Ee, gene gene şu tarz bir şeyi kullanabilirsiniz. Derin, derinlik sağlaması için diyorum bunları. Kullanabilirsiniz. Ben bu tarz kaplar kullanıyordum. Yer türleri için ise daha yayvan ve gene, gene bunu da tünel türü için kullanabilirsiniz. Biraz daha derin ama çok istediğimiz seviyelerde değil. Ama sinekler için dediğim gibi istisna olarak çok sorun olmaz. Yayvan olduğu için yer türlerinde kullanabilirsiniz. Bu kabın da zeytinlik sos kabı olarak geçer. 20 sisilik ve 30 sisilik türleri vardır. Bu 30 sisilik olan türdür. Kap türüdür. Şimdi hemen tünel türüyle başlayalım. Tünel türleri dediğim adı üstünde kazmayı seven türlerdir. Onun için bol bol torf atacağız şimdi. Çöp atmayın dedik. Yine çöpleri en, en babaların attık oraya. Neyse olur öyle. Şimdi elimizi korkak alıştırmadan Bol bol atıyoruz torfumuzu tamam mı? Bakın çöpler hemen birikti. Bu çöpleri hemen ana yere atıyoruz. O çöpleri ben dediğim gibi sizlere göstermek adına döktük. Ben buraları toplarım birazdan. Bir videoyu durdurur toplarız. Şöyle yapacağım ha. Dediğim gibi bol bol kayabilirsiniz. Kazmayı seven canlılardır. Bu idealdir. Bakın. Şimdi tünel türü aldığınız zaman, kapağını da kapattığımız zaman, görüyor musunuz? Şuradaki bir parmak kadar boşluk. İdeal bir boşluktur. Canlı zaten kazdığı için tünelinin içinde olacak büyük ihtimalle canlı. Kazmayabilir. E, genellikle aç olduklarında dışarıda olur. Var. Şöyle tünelinin başına bıraktığınızda o çıkar yer. Şimdi ısı hemen nemlerini de yapalım. Bu sefer zoom girmeyeceğim, biraz daha net görün. Bakın. Sonra şuradaki o su kabarcığını şu şekilde toprağa yediriyoruz. Biraz daha sıktım. Bol sıkabilirsiniz. Toprağımız kalınlık, kalınlığı yeterli seviyede var. Çok aşırı bir nem derecesi oluşturmayacaktır. Sıktığınız bir iki milim su. Evet. Sonra şöyle düzlüyoruz. Görüldüğü gibi bir kısmı ıslak bir kısmı kuru. Şimdi bunu, bunu bu ıslak kurulu canlınızın ihtiyacını bildiğinizi e, göre yapmanız gerekiyor. Tünel türü için yuvamız hazırdır. Budur. Canlınızı bunun için atıp bakabilirsiniz. En son e, şu yer türü için yaptıktan sonra yan yatayda gösterdiğimiz gibi yapacağız. Şimdi tünel yer türleri için çok fazla torf atmanıza gerek yok. Eğer çok fazla torf attığınız zaman fırsatçı kazıcı diye geçen yer türleri kazacaktır. Tünel türü gibi. Onun için canlınızın kazmaması için ve e, canlınızın hareketlerini daha kolay e, takip edebilmeniz için torfunu azaltmanızı ben tavsiye ediyorum. Yani az dediğim böyle hani plastik görünmesin ama tünel türü kadar da çok atmayın. Yayvan olduğu için gene biraz attık. Bakın bu idealdir. Bu idealdir. Şöyle kapağını kapatalım gösterelim. Görüyorsunuz bir baş parmağım kadar bir boşluk var. Gayet ideal. Bunların bu kapların kullanılmasındaki en büyük zorluk şu açarkenki patlama. Deprem etkisi yaratır. Onunla nasıl kolay açacağınızı hemen size gösteriyorum. Bakın şu an tam olarak kapalı. Bastırdınız bakın. Ben genelde şu şekilde açarım. Şu parmağım bastırıyor bakın. Bu tarafı bastırıyor ki atmasın o taraf. Deprem olmadı. <laughs> Neyse görmediniz. <laughs> Dediğim gibi hani biraz daha dikkatli. Bize biraz da toprağı ıslatmadığımız için çok mesela salladığımız an hareket ediyor. Suyun sularını basıyoruz hemen. Yine dediğim gibi kapı hayvan çok fazla etkilemeyecektir bol sıkmamız. Biraz daha sıkalım. Tamamdır. Gayet ideal. Bohmi, Rosea, e, Albopi bakılır. Gördüğünüz gibi bir kısmı ıslak, bir kısmı kuru. Kapattık. Hemen Büyük tür tarantulalar için geçtik. Lan videoyu durdurdum sandım. Video devam ediyormuş. Umarım daha demin de durdurdum sanıp Umarım siz daha demin dediklerimi görmüşsünüzdür. Hani orayı durdurduysak kötü olmuş. Şimdi e, buraları buralara bir süpürdük çok bir şey yapmadım zaten. Hani gördüğünüz gibi çok bir durdurmaya da gerek yoktu aslında. Hani sadece o süpürmeyi falan siz görmeyin demiştim. Neyse çok da önemli değil. Şuna karar verdim. Dediğim gibi ağaç ve yer ve tünel türlerine birer tane örneğimizi verdik. Onun haricinde e, hepsini tek tek göstermeye gerek yok. Bir tane en büyük olan da göstereceğiz. Aynı mantık. Hava deliklerini açıyorsunuz. İhtiya, canlınızın ihtiyacına göre torfunu döküp ıslatıyorsunuz. Aynı mantık. Bunda da akrilik kutu bu yer türleri için ideal. Şöyle L3, L4 bir canlı için idealdir. Yine atıp delip havalandırma flanşını takıyorsunuz. Bu. Şimdi kaplarda canlıların boyutuna göre kapları şu şekilde ayırmamız gerekirse canlıdan canlıya gene de değişiklik gösterebilir. Ortalamasını söyleyeceğim. L1, L2 canlılar için L1, L2, L3 canlılar için sos kabı. Zeytinlik sos kabı. L1, L2, L3 ile L4, L5, L6 canlılar için kendi kullanımlarından, kullanımların kullanımlarımdan söylüyorum. İdrar kabı. Ardından L6, L7, L8, L9'dan sonra L9'a kadar şu. Bakın bu canlı L7 bir Murinus. Birazdan göstereceğiz de. Bir boyut karşılaştırması yaptığımızda L7 L7, L8 kabuğu hatta bu. L8 bir kabuk daha üstünü bu gerçi küçük bir ee... Yani kap boyutu bu şekilde artıyor görüldüğü gibi. Daha demin de söylediğim gibi. L9'dan sonrası için yani sub adult boya, sub adult boya ulaşmış canlılar için. Genelde L9, L10'dan sonra sub adulttur. Yeni canlıdan canlıya ve türden türe farklılık gösterir. Onlar içinde ee, kendi ihtiyaçlarına göre saklama kapları ya da teraryumlar, özel yapım teraryumlar kullanmanız gerekiyor. Şimdi en büyüğünden başlayalım anlatmaya. Sadece en büyüğünü anlatıp kapatacağız videoyu dediğim gibi. Şimdi bu torfu direkt döküyorum bunun içine. Kapı ıslaktı. Onun için sorun yaşandı. Yapışmış kaba. Sorun değil. Bu kap ideal mi? Bu torf kalınlığı ideal rose ya bohmeyi bakılabilir. Ardından suyumuzu basıyoruz. Nasıl nasıl bir basıştı? biraz daha su alalım. Artık bu boydan sonra spreyli şey yapmaya başlayabilirsiniz. Şu şekilde spreyimiz her zaman yanımızdadır. Nemini bastık. Şu an görüldüğü gibi yarısı ıslak yarısı kuru. Canlımızı da Temsili olarak koyuyoruz içine. Kapağını kapatıyoruz. Havalandırma deliklerini açıp rafına koyabiliriz. Bu şekilde dediğim gibi umarım tünel ve yer türlerini yaptığım yer gözükmüştür. Gözükmediyse eklemesini yaparım muhakkak. Dediğim gibi videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın. Bay bay.